Yani kendi ağızlarından ne olup bittiğini çok net bir şekilde bu platformda duymadan biz bunu 5 hafta her gün üst üste konuşuruz yani. Kimin haklı olduğunu biz bu hani onların gıyabında konuşarak çözümleyemeyiz. Ama hani sizlerin de bildikleri şeyler var, bizlerin de bildiği şeyler var. Ben sadece Japonyalı Gelin'de oynamadım Erkan'la. Biz 72 bölümde serseri çektik. Okan Yalabık, Gamze Özçelik falan beraber. Hepimiz aynı yolda çok güzel bir işe imza atmıştık. Ben Erkan'ın bir kötü gününü, bir kötü zamanını set arkadaşlarına ya da set çalışanlarına bir kötü davranışını görmedim. Bilakis o kadar yardımsever, işine saatine gelip giden, herkesin derdini dinleyen, yeri gelin senaristle beraber aynı masada oturup ya şu şeyi de sahneyi de böyle yazalım abi çok güzel olmaz mı deyip fikir ve projeler üretip gece saat kaç olursa olsun dizinin akıbetinin daha iyi yerlere varabilmesi için sonuna kadar çalışan bir Peki adamdı. İpek sana şurada şunu sormak istiyorum. Şimdi Nurgül Yeşilçay diyor ki bana geçen sene ben seninle sevgiliye oynayamıyorum demeye başladı. Bu sene iyice bu sözler ayyuka çıktı. Ben de neden diye sorduğumda sen anlarsın işte demeye başladı. Bilmiyoruz artık nasıl değerlendirirsiniz. Yani burada sanki seninle sevgiliye oynayabilmem için Sevgili bana olmamız sevgili lazım olman ya. Yok lazım'a getiriyor. arkadaşlar yani. Yani sen de güzel bir kızsın. Gamze Özçelik de öyle. Hiç böyle bir şey Biz hissettiniz mi? kardeştik ya yani hiç yok yani bu konuda gerekli İpek, malzeme bende yok. Müge, biz geçen hafta da söyledik. Erkan Petekkaya'nın bu konuyla ilgili en büyük hatası Posta'ya yaptığı röportajda Nurgül'ün dizinin ayrılış nedenini söylersem yer yerinden oynar sözü oldu. Evet. Nasıl yer yerinden oynar? Bu kız namussuz bir şey mi yaptı? Şerefsizce bir davranışta mı bulundu? Yüz kızartıcı bir suç mu işledi? Öyle ucu açık bir şekilde bıraktı ki cümleyi. Sonunda Nurgül Yeşilçay da ister istemez patladı. Herkes şu anda eteklerindeki taşları döküyor. Bence Nurgül de burada ucunu açıkta bırakarak cümlenin hani seninle sevgili oynayamıyorum nedenini sordum diyor. Neden diyor Ayşe Arman? Nedenini sordum artık bilmiyorum ben de diyor. Öyle ucunu açık bırakıyor Şimdi ki ikisi de bel altı vurmaya zaten başlıyor. böyle bir durumda İkisi de çok ucu açık şeyler yapıyor. Bir tanesi diğerini ahlaksızlıkla suçluyor. Ahlak da çok tartışılır bir şey tabii bu arada. Diğeri de onu sen mi bana ahlaksız dedin sen daha Görürsün ahlaksızını diyor. Şimdi getiriyor. böyle durumlarda bir tarafın %100 haklı olma ihtimali var mıdır? Dava dosyalarına dönüp bakacak olursak. Bence ikisi de bana sorarsanız kişisel gazeteciyim, izleyicim. İkisi de haksız. Biri İkisinin de diğerinde, hataları var. biri diğerinden daha üstte altta değil. İkisi de %50 hata. Erkan Ha, ben de Petekkaya'da öyle düşünüyorum ya. %50 hatada, Nurgül Yeşilçay'da.